kendisi Tuz Gölü'nden yayınımıza bağlanıyor. Merhabalar Sayın Tunç, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz çok üzgün ve acılı olduğunuzu söylediniz yaptığınız paylaşımlarda. 9 yıldır takip ediyorsunuz Tuz Gölü'nü, flamingoları, onların hareketlerini ve üremelerini. En son gittiğinizde karşılaştığınız manzaraları paylaştınız. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi flamingo yavrularının ölümleri bizim için normal değil. Yani kuluçkadan her çıkan yavru büyümüyor tabii ki. Bu doğanın kanunu. Kuluçka döneminden çıktıktan sonra kreş dediğimiz bölgeden ayrılıyorlar. Bir kısmı ölüyor tabii ki ama bu kadar ölümün olabileceğini hiç kimse düşünmüyor. Yani biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'mizde şu an inanılmaz büyük bir kuraklık var. Bu devam eden bu kuraklığın neticesinde de göllerdeki ve nehirlerdeki su zaten belirli seviyelerde. Tuz Gölü çok önemli bir yer. Sebebi şu, Tuz Gölü'nün beslediği tek alan 3 tane ilin farklı noktalarında bulunan sulama kanallarıyla besleniyor. Onların akıttıkları sularla besleniyor ve yağmur sularıyla besleniyor. Dolayısıyla oraya gelecek artı bir kaynak olmadığından dolayı Tuz Gölü her seferinde ve her sene bizi diken üstünde tutuyor. Mutlaka ama mutlaka işte bir şeyler yapılmalı mı? Ne yapabiliriz? Ama bugün geldiğimiz nokta artık sözün bittiği yer. Çünkü inanılmaz derecede acılıyız, inanılmaz derecede üzgünüz. Sebebi şu, Tuz Gölü'nde flamingo yok. Türkiye'nin en büyük flamingo kuluçkalama ve üreme merkezi burası. Flamingolar açısından. Tuz Gölü inanılmaz bir habitatı var. Tuz Gölü'nde farklı endemik bitkilerin yanı sıra Türkiye'mizde endemik bazı özel türler var, bir türler var. Ama Tuz Gölü yok şu anda. İsmi göl değil, çöl maalesef. Sayın Tunç, özellikle siz yaptığınız açıklamalarda şuna vurgu yapmıştınız. Yeraltı kaynaklarının, yeraltı sularının çekilmesine vurgu yapmıştınız ve bunu defalarca ilettiğinizi de söylemiştiniz. Sizin söylediğiniz o doğal selasyon, yavruların çoğunun yaşayamaması, doğadaki görülen denge, bunun dışındaki bu kadar yüksek ölümde ihmal var mıdır ya da yapılan yanlış bir şeyler var mıdır? İhmal olduğunu düşünmüyorum. Kimse göz göre göre o canlıları öldürmek istemez. Hiçbir yetkili o canlıların ölümüne göz yummak istemez. Mümkün değil böyle bir şey. Yani ihmal mutlaka, yani isteyerek bilerek mutlaka yoktur ama yani şimdi Konya Ovası dediğiniz bölge tahıl ambarıdır. Şu anda Konya bölgesinde tahıldan başka her şey yetiştiriliyor. Şeker pancarı en fazla suya ihtiyacı olan bitkidir. Yonca en fazla suya ihtiyacı olan bitkidir. Ayçiçeği en fazla ihtiyacı olan, suya ihtiyacı olan bitkidir. Mısır en fazla suya ihtiyacı olan bitkidir. 8 defa, 10 defa sulamak gerekir bunlar. Dolayısıyla siz su kaynaklarını çeke 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 çeke, ben çocukluğumda hatırlıyorum, biz bir bel ağzı deriz. Yani bel küreğiyle 30 santim indiğimizde suyu bulurduk. Şu an o dediğim bölgede su 70 metreye indi. Dolayısıyla burada, yani yetkililere de bir şey söylemek doğru değil, köylülere de bir şey söylemek doğru değil. Belki yani bunun bir orta noktası bulunabilir. Belki bunlarla ilgili bir çalışma yapılabilir. Yani ben bilmiyorum bunu. Tabii ki bunu yetkililer bilecek. Ben bilmiyorum bunu ama yani gerçekten Tuz Gölü'nün kurtulması lazım. Buradaki habitatın tekrardan yaşaması lazım. Tuz Gölü biterse, buradaki canlılık biterse bütün ekolojik denge alt üst olur. Sayın Tunç, aslında ifade söylemlerinizde tarım politikalarına vurgu yaptınız. Bunun altını da çizmiş oldunuz. Tabii ki bunun yetkilileri bu mesajları alacaktır umuyoruz. Sizin daha önceki uyarılarınız olduğunu söylemiştiniz. Mesajlarınızda bunlar vardı. Nerelere ulaşmaya çalıştınız? Ne yönde uyardınız? Yani birçok devlet kurumuna ulaşmaya çalıştım. Ya devlet kurumuna değil miyim de oradaki bu işle ilgilenecek kurumlara ulaşmaya çalıştım. Bunların bir tanesi BOTAŞ'tır. BOTAŞ'tan Allah bin kere razı olsun. Onları kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptı BOTAŞ. Yani inanın bu görüntüler çıktıktan sonra BOTAŞ'tan bir yetkili beni arayıp şunu teklif etti. Yani düşünebiliyor musunuz? Acizliğimizi düşünebiliyor musunuz? Fahri Bey dedi, eğer etrafta toplayabileceğimiz ne kadar tanker varsa hepsinin ücretini biz ödeyelim BOTAŞ olarak, bu tankerlere su dolduralım ve yavrulama merkezlerine götürelim bunları. Abi dedim, çok geç kaldım.
Maalesef çok geç kaldı. Bu BOTAŞ'ın sorumluluğunda olan bir yer değil. BOTAŞ'ın sorumluluğuna ait olan bir durum değil. BOTAŞ, İrfanlı Barajı'ndan aldığı suyu, doğalgaz depolama alanı olarak kullandığı suyu, tuzlu su olarak Tuz Gölü'ne basıyor. Ama bu su yeterli gelmiyor. Yeterli gelmediği için de su debisi hiçbir şekilde yükselmiyor. Dolayısıyla da şu anki görüntüler ortaya çıkıyor. Evet, Fahri Tunç, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, sabah saatlerinde...